Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kıtot kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fiat Grande Punto'nun içerisinde gıcırtılı iç trim ürünlerini inceleyeceğiz. Şu an benim aracımda en çok gıcırtı yapan şu elimde görmüş olduğunuz kolçak. Bu arabanın orijinal kolçağı bu. Fiat'ın 2006 model. Bu Würth silikonlu sprey ile bakacağız, deneyeceğiz. Bakalım gıcırtıları geçirecek mi, geçirmeyecek mi? Üzerinde yazdığına göre silikon spreyin plastik yüzeylerde kalıcı koruma sağladığı yazıyor. Ve gıcırtıları kestiğini söylüyor. Benim de en çok buna rahatsız oluyorum yola giderken. Kolum bunun üzerine çarpıyor tabii. Otomatikman kolumun üzerinde kalıyor. Bir bakalım nasıl bir etki gösterecek. Şu an bunu kullanacağız. Birazcık şalkalayalım. Evet. Şu an aksama bunu sıkacağım, göreceksiniz. Biraz kokusu ağır olduğu için içeriği normalde havalandırmam gerekiyor. Dışarıda yağış var. Şu an hafif hafif sıkıyorum. Bir bakalım. Şu an hala bir gıcırtı var. Şu aradaki yere de bir sıkalım. Evet. Arkadaşlar şu an gıcırtıyı kesti. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir gıcırtı gelmiyor. Yani Würth silikon spreyi aracınızda gıcırtı gelen plastik aksamlarda gıcırtıyı kesmek için kullanabilirsiniz. İç trimde kapı aralarında gıcırtı gelirse özellikle plastik aksamlarda bunu güvenle kullanabilirsiniz. Genelde bizim Fiat Grande Punto'ların arka kapılarında sıkıntı olur bu konuda. Ben genelde ara ara bunu uyguladığım için arka kapılarda pek fazla bir sıkıntı yaşamıyorum. Kapılarda gıcırtı yapar plastik aksam. Şu an kolçaktaki gıcırtıyı kesti. Yolda giderken bayağı bir şey yapıyordu. Rahatsız edici bir sesi vardı, gıcır gıcır. Şu an gördüğünüz gibi bastırıyorum. Herhangi bir ses yok. Würth silikon spreyini aracınıza bulundurmanızı tavsiye ederim. Kapı aralarında, kapı fitillerinde, motorun içerisini soğukken temizlemede ve aracın içerisinde plastik aksamlarda her yerde güvenle kullanabilirsiniz. Emniyet kemerleri için de daha önce bir video çekmiştim zaten. Otomobil 44 kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.